Evet. Kazanım 59 Şimdi burada birinci soruda fx cos x gx 4 cos x h(x) 1 bölü 4 cos x fonksiyonların grafiklerini aynı düzlemde Şimdi burada öncelikle şunu bilelim. Burada periyot hemen kalemimi alayım şöyle. Periyodum kesinlikle hepsinde aynı ve 2 pi. Yani burada 4 ile çarpmam 1 bölü 4 ile çarpmam periyodu değiştirmiyor. Periyot 4 pi. Grafiği çizerken de değerler arasında Şimdi bir tane şey burada göstereceğim. Sonra Desmos'u açacağım. Şimdi x değerleri neydi? 0 alıyordum ben. Pi bölü alıyordum. Pi'yi alıyordum. 3 pi bölü alıyordum. Değer olarak 2 pi'yi alıyordum. 0 2 pi aralığında. Cos x için. Doğru mu? Sonra 4 cos x. Bir de 1 bölü 4 cos x. Yani sadece değerleri değişecek. Şimdi burada cos x 0 4 ile çarptığımda yine 0. Özür dilerim. Özür dilerim. Cos x burada 1. Cos 0 1. 4 ile çarptığımda 4 olur. 1 bölü 4 ile çarptığımda ne olacak? 1 bölü 4 ile çarptığımda 1 bölü 4 olacak Tabii ki. Bir an çarpamadım. Yani 1'i 1 bölü 4 ile çarptım. Şimdi kosinus 0 şey, kosinüs 90 0. Kos 90 için konuşuyorum. 4 ile çarpsam 0. 1 bölü 4 ile çarpsam da 0. Burası değişmiyor. Burası eksi 1. kosinüs 180 eksi 1. 4 ile çarptım. Eksi 4. 1 bölü 4 ile çarptım. Eksi 1 bölü 4. 3 1 bölü 2. 3 pi bölü 2 0. 4 ile çarptım 0 0. 2 pi kosinüs 2 pi 1 yapar. 4 ile çarptım 4. 1 bölü 4 ile çarptım 1 bölü 4. Şimdi bunları aynı düzlemde çizmemizi istiyor bizden. Hemen dönüyorum Desmos'a. Hemen Desmos'a pardon şöyle, şöyle yapalım bir dakika. Hemen. Evet şu an Desmos'tayım. Geldim Desmos'a. Şimdi çizeceğim grafikleri şöyle en baştan yazıyorum tekrar. Cos x'i çizeceğim. Cos x. Daha sonra 4 cos x. 4 cos x. Daha sonra 1 bölü 4 cos x. Şimdi burada zaten grafiğe baktığım zaman her şeyi çok net anlayabiliyorum. Cos x dediğim siyah grafik. Bak şurada 0'da 1 oluyor. 1 bölü 4 cos x şurası 0'da 0.25. 1 bölü 4 oluyor. 4 cos x 0'da 4 oluyor. Bak hepsini renkleri zaten yanlarında gözüküyor rahatça. Siyah olan cos x kırmızı olan 4 cos x mavi olan 1 bölü 4 cos x. 1 bölü 2'de hepsi 0. Bak şurada de. 1 bölü 4 cos x eksi 0.25 eksi 1 bölü 4 siyah olan cos x eksi 1 kırmızı olan 4 cos x eksi 4 oluyormuş bak. Bunu da yazmış olduk. Şurası ne? 2 pi de 1 bölü 4. 2 pi de 1. 2 pi de 4. Yani grafikleri aynı düzlemde çizince bak yine aynı yorumu yapıyorum bak. Cos x siyah. 4 cos x daralmış. X, e, 4 cos x olduğu zaman değerler büyümüş. Yine daralmış bak. 0'da 1 iken 0'da 4 olmuş. 1 bölü 4 yaptığında bak genişlemiş. Yani y değerleri küçülmüş. Daha geniş aralıkta daha küçük değerler elde etmişim. Bu şekilde tabii şu şu noktaları kapatayım bir bütün noktaları açmış oldum. Şöyle kapatıyorum hepsini. Bunu da kapatalım. Hepsini tekrar açmış oldum. Yani burada dediğim gibi bu şekilde aynı düzende çizmiş olduk. Ben kendim diğer tarafta çizsem çok kötü çizeceğim için Desmos benim kurtarıcım oldu bu, burada. Burada ama önemli olan şu periyotları değişmiyor. Yani periyot dediğim şu şuraya dikkat edelim grafiği sıfırla 2 pi arasında Sıfırla özür dilerim şurası Sıfırla 2 pi arasında şurayı bir kapatayım dur kosin üstte şeyi göstereyim burası 0 doğru mu şurası 3 pi bölü 2 şurası 2 pi Sıfırla 2 pi arasında grafiği çiziyorum periyodu 4 cos x de sıfırla 2 pi arasında çizip benzerini alıyorum yani sıfırla 2 pi arasında çizip aynısını çizerim 1 bölü 4 cos x de. Yani sadece benim için burada değerler önemli. Aslında Geçiyorum şimdi diğer kısmıma. Şimdi Böyle bunu yana kaydıracağım şöyle. Kazanım 60'a geldik. şöyle olduğu zaman daha net görüyorum galiba. Tamam. Şimdi kazanım 60'da e, ne diyor bu sefer? Sin x sin x eksi 2 sin x artı 1. Şimdi burada ben burada hemen değerlerimi vereceğim. Bir kere burada periyodum değişiyor mu? periyot değişmiyor. Sin x da aynı. Sin x eksi 2 de aynı. Sin x artı 1 de aynı. Periyodum 2 pi. Bu sefer ne yapmış? Sayı ekleyip sayı çıkarmış. Eksi 2 artı 1 şeklinde. Değerlere ekleyip çıkarma yapacağız yani. Şimdi şurası x. Doğru mu? Şurası birincisi sin x olsun. İkincisi sin x eksi 2 olsun. Diğeri sin x artı 1 olsun. Sin x artı 1 olsun. Şimdi değerlerim 0. Pi bölü 2. Pi. 3 pi bölü 2. Ve 2 pi şeklinde. Sin 0 0. Eksi 2 yaptığım zaman. Eksi 2 artı 1 yaptığım zaman 1 olur. Sinüs Pi bölü 2 sin 91. 1 2 burası eksi 1 olur. 1 artı 1 burası 2 olur. 1 eklemi çünkü. Burası 0. Eksi 2 1 olur. Çünkü 0'dan 2 çıkardım. eksi 2 oldu. 1 ekledim 1 oldu. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1. Doğru mu? Evet. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1. 2 çıkardığım zaman eksi, yani eksi, eksi, 1 eksi 2 eksi 3 eksi 1 artı 1 0. Sinüs 2 pi 0. Eksi 2 olur 2 çıkardığımda 1 eklediğimde 1 olur. Bu şekilde tablomu yaptım. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Hemen gidiyorum Desmos'uma. Desmos'ta şu cos x'leri kapatayım artık. Şimdi birinci grafiğim ne? Sin x. Sin x. Daha sonra sin x eksi 2. Sin x eksi 2. Daha sonra sin x artı 1. Sin x artı 1 dedim. Şimdi buraya baktığım zaman buradaki grafiğimde olay çok basit. Sinüs x yeşil olan, sinüs x eksi 2, şu eflatun rengi olan ne yapmış? 2 birim aşağı kaydırmış. Grafiği olduğu gibi alıyorum, 2 birim aşağı kaydırıyorum. Sinüs x artı 1, bir, 1 bir birim yukarı kaydırıyorum. Yani ben burada sinüs x'in grafiğini bildikten sonra 2 birim aşağı kaydırdığımda, sinüs x eksi 2, 1 bir birim yukarı kaydırdığımda sinüs x artı 1'i buluyorum. Yani diğer değerlerim aynı. Bak mesela burada 0'da 0. Burada 0'da 1 oluyor. 0'da eksi 2 oluyor. Sadece y değerleri değişiyor. Pi bölü 2'de eksi 1. Pi bölü 2'de 1. Pi bölü 2'de 2. Aynı hizada ama değerler değişiyor. İşte pi'de 3 pi bölü 2'de 0. 3 pi bölü 2'de eksi 1. 3 pi bölü 2'de eksi 3 şeklinde. Sadece yukarı aşağı kaydırmışım grafiğimi. Bu şekilde grafiği çizmiş oldum. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. 2 kazanımı kazanım 59 ve 60'ı bir arada çözdüm. Şimdi diğer sayfaya geçebilirim.